Taner, buğday Taner. Taner, buğumun adı Taner. Taner. Şimdi kim, hangi mühendis? Şöyle abi, Hasan Bey. Evet. Böyle çaprazınızı yapalım mı? Çal Belevi Mahallesi'nde örnek buğday tarlasında bulunmaktayız. Bu buğday tarlasının özelliği Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Bitkiler Üretim Tohumculuk Merkezi'nin geliştirdiği Taner ve Selçuklu tohumlarının ekildiği bir alan. Bu Taner ve Selçuklu tohumlarının özelliği kurak bölgelerinde, özellikle iklim geçişlerinin olduğu bölgelerde yetiştirilmek üzere geliştirildi ve bu da bölgede ilk örnek olarak Çal Belevi'de ekilmiş bulunmakta. Bu buğdayların özelliği yapılan çevre gezisinde de gördük ki diğer tohumlara göre, buğday tohumlarına göre aşırı yağışların olduğu bu dönemde diğer tarlalarda çökmeler, küf, pas gelişirken Taner ve Selçuklu tohumların ekildiği tarlalarda çökme ve pas görülmedi. Evet, bu görmüş olduğumuz buğdaylar Konya devlet tarafından geliştirildi. Taner ve Selçuklu buğdaylarımız Degar'da 400 ile 450 kilo civarlarında verim beklemekteyiz. Bize sağlanan Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü'nden sağlanan Taner ve Selçuk Bey buğday çeşitlerini sizlere tanıtmak istiyoruz. Bu yıl Belevi mahallemizde yaklaşık 10 dekar alanda ekilen Taner ve Selçuk Bey çeşitlerimiz bu yıl denemesi yapıldı ve gerçekten güzel sonuçlar aldık. İlk başta çıkışlarını kontrol ettik 3 Mart itibariyle. Daha sonra 9 Haziran'da yağışlar bittikten sonra tekrar sahayı kontrol ettiğimizde olumlu sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Burada emeği geçen Deniz İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüze çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu çeşitlerden Taner bu bölgemizde adapte sağladı ve 400-500 kilogram arasında verim beklemekteyiz. Yine Selçuk Bey çeşitimiz de bu bölge için uygun. Yatma ve hastalıklara karşı gerçekten dayanıklı olduğunu tespit ettik sahada. Dolayısıyla bu ürünümüzden de, buğday çeşitimizden de 700 ile 800 kilogram arasında verim beklemekteyiz.